İstemiyorum. Eylül. Üzgünüm. Yapamam. Ben seninle evlenemem. Neden Eylül? Neden? Adnan, yaz odasından inmedi daha. Ben meraklanmaya başladım. Bir şey olmaz. Kazık kadar adam. Biraz dertlenir, kederlenir. Sonra unutur. Karışma. Dün gece başıma ağrılar girdi. Vallahi düşünmekten uyuyamadım. Ya niye Eylül böyle bir şey yaptı Adnan? Başta bu kız herkesi karşısına aldı. Kocasını bıraktı, Yağız'a kaçtı. Seviyorum dedi, ölürüm de vazgeçmem dedi. Şimdi de istemiyorum diyor. Ay, aklım almıyor, niye yaptı böyle bir şey bu kız? Yağız benim kısmetim çünkü. Niye olacak? Yoksulluk kapıdan girince aş pencereden kaçarmış Nermin Hanım. Bu kız Yağız da Yağız diye ortalığı ayağa kaldırırken kafasında başka hayaller vardı. Altınlar, arabalar, evler. Bizim oğlan parayı pulu bırakıp 5 kursuz kalınca hadi eyvallah deyip çekip gitti. Eylül öyle paraya pula tamah edecek bir kız değildi sanki Adnan. Hani ne bileyim. Ailesini karşısına aldı bu kız. Neler çekti Yağız'a kavuşmak için. İyi de o Yağız'a göz koyduğu zaman işler farklıydı Nermin. Bizim oğlanın cebinde tomar tomar baba parası, altında son model araba keyif çatıyordu. Kızdan fakirlikten kurtuldum, ağa gelini oldum derken bizim oğlan zenginliği bıraktı. Kız da ortada kalı kaldı. Bu kızın tek derdi para. Bizim oğlanın sevdiği falan yok Nermin. Para da olmayınca çekti gitti o kadar. Oğlum günaydın aslanım yiğidim gel. Oğlum iyi misin annem? Melek çayları koy. Oğlumla şöyle karşılıklı bir kahvaltı yapalım. Özledik vallahi. Gel otur oğlum. Siz yiyin ben çıkıyorum. Oğlum. Otur da bir şeyler ye, gözünü seveyim. Ne zamandır boğazından doğru düzgün bir şeyler geçmedi. Bir şey yemiyorsun, hadi. İşim var dedim anne. Eylül'ün yanına gideceğim. Onunla kapanmamış bir hesabımız var. Onu göreceğim. Yağız dur, saçmalama. Oğlum kurbanın olayım, dur gitme. Yağız saçmalama, dur. O kız sana dün diyeceklerini dedi. Onca şeyden sonra ne yüzle karşısına çıkacaksın? Oğlum bak o kız istemiyor seni. Dün neler söyledi duydun. Hepimiz perişan olduk. Bugün gene gidersen daha fazla üzecek seni. Daha fazla kıracak kalbini annem. Gitme. Bir şey var. Benim bilmediğim bir şey var. Yoksa Eylül böyle konuşmazdı. Benden vazgeçmezdi. Oğlum bir şey olsaydı sen sorduğunda söylerdi. Ama bak bir şey demedi. Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, git dedi. Oğlum, o kız yüzünden sen bize sırtını döndün ama biz yine seni kırmadık. Çiçeğimizi, çikolatamızı aldık, istemeye gittik. Oğlum, bak, baban söylediği bütün lafları yuttu. Sırf senin gönlün olsun diye her şeyi unuttu, gitti kapılarına. Ama Eylül ne yaptı? Bütün her şeyi unuttu, her şeye rağmen yok dedi, istemiyorum dedi. Daha ne? Ama neden anne? Neden? Biz Eylül'ü açlığa dayandık. Yokluğa göğüs gerdik. Ama aşkımızdan vazgeçmedik.
Ben vazgeçecek gibi oldum. Eylül bana cesaret verdi. Yapma dedi, katlanırız dedi. Şimdi niye cahilsin ki? Aşkından niye vazgeçsin? Eylül böyle bir kız değil. Eylül dünya malı aşkından vazgeçecek kız değil. Bir şey var. Bunu biliyorum. Ve ben bunu öğreneceğim. Oğlum, oğlum bir git. Nermin, yürü biz de gidiyoruz. Tamam, bir çant. Bana bir açıklama başlasın Eylül. Derdin ne, bana bunu söyleyeceksin. Gözünü seveyim. Sakin ol sen de. Kavga gürültü çıkmadan şu oğlanı alıp gelelim. Biz alttan aldıkça bu işin tadı kaçtı Nermin. Ne olacaksa olsun. Umurumda değil. Yeter. Oğlumu kurtaracağım ondan belki. Yaz. Eylül'le konuşmak istiyorum Nurhan teyze. İzin verin konuşayım. Git buradan Yaz. Dün yeterince rezil olduk zaten. Yerin dibine girdik. Hadi. Yaşar baba, bak sabaha kadar içim yedi. Aklımı kaçıracağım. Eylül bunu niye yaptı? Derdi ne? İzin verin konuşayım. Senin ne işin var lan burada? Ne demek lan ne işin var? Nikahlı karımızın yanına geldik. Asıl senin ne işin var he? Seninle sonra görüşeceğiz. Bekle sen. Eylül! Bu adamın burada ne işi var? Ne oluyor Eylül? Hala konuşuyor. Yürü. Hop 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 hop. Git buradan. Konuşacak bir şeyimiz yok Yaz. Eylül, niye yapıyorsun bunu? Lan terbiyesizlik yapma. Bas git. Duymuyor musun oğlum? Kız senin yüzünü görmek istemiyor. Hadi. Eylül. Yaz yeter. Yeterince rezil olduk zaten. Yerin dibine geçtik. Bu işin tadı iyice kaçtı. Hadi yürü. Yaşar, bir müsaade et. Çocuk bir konuşsun. Nurhan geç içeri. Koray sen de geç. Eylül. Eylül dışarı çık. Bana mantıklı bir şey söyle. Ölene kadar gelmeyeyim. Bana bunu yapamazsın. Beni bu şekilde bırakamazsın. Niye yapıyorsun bunu Eylül? Dışarı çık Eylül! Oğlum! Oğlum! Oğlum ben sana gitme dedim. Gitme dedim, incinirsin dedim, üzer seni dedim. Beni niye dinlemiyorsun? Niye? Eylül! Bu kadar kolay olmaz. Bitti deyip arkana dönmekle bitmez. Bana her şeyi açıklayacaksın. Yaz! Gerçekleri öğrenme zamanı geldi. Yürü gidiyoruz. Allah'ım. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben bu acıyla? Nasıl dayanırım ben bu yaralı? Nasıl yaşayacağım ben? Bana anlatacaksın Eylül. Benden bir şey saklayamazsın Eylül. Sen bana söz vermiştin. Senden bir şey saklamayacağım demiştin. Konuş Eylül. Konuş benimle. Ya baba bırak. Şu zibidiyi ayağımın altına alayım bak. Bizi konu komşuya rezil rüsvay edecek bu. Bir de bas bas bağırıyor ya. Rezalet boyumuzu açtı zaten. Daha fazla hırgür istemiyorum. Karışma. Niye Eylül? Niye yaptın bunu? Söyleyemem. Koray seni hapse attırır. Beni yaktığı gibi seni de yakar söyleyemem. Yapamam sevgilim yapamam. Oğlum gel gidelim ne olur. Olmaz böyle. Yakışmaz bize böyle. Hadi gel. Hadi. Yaz. İşin aslını öğrenmeden durulmayacaksın sen. Anlaşıldı. Ermin, sen de bekleme. Hadi yürü gidiyoruz. Biraz canın yansın da aklın başına gelsin. Eylül neden konuşmuyor? Gel gözlerine gör.
Yürü hadi. Yürü. Ya sakin ol dedikçe iyice coşuyorsun ha. Al şunu. Al. Yine elin ayağın titriyor. Bu kız öldürecek beni Nurhan. Ölürsem söylersin. Baban senin yüzünden öldü gitti dersin. Allah Allah. Deme canım şöyle. Aa. Ağzından yel alsın baba. Eylül yüzünden iki gündür çektiğimiz şu rezalete bak. Kapımızın önünde kıyamet koptu. Her gün yüz yüze baktığımız insanlara rezil olduk. Neyse. Benlik bir şey yoksa ben kaçıyorum. Sen bilirsin. Bu arada bu Yağız serserisi yine kapıya dayanırsa haberim olsun ha. Hatırınıza ses etmedim, bir şey demedim. Ama bir daha olursa affetmem onu söyleyeyim. Sağ ol oğlum. Dediklerimi de iyice ne düşünün. Eylül'e de güzelce anlatın. Eğer kabul ederse kapım sonuna kadar açık. Dönsün yuvasına, daha ne diyeyim? Söyleriz Kuray, tamam. Hadi eyvallah. Hoş geldiniz. Bu işin içinde başka bir iş var anne. Eylül böyle yapmazdı. Beni terk etmezdi. En azından bir açıklama yapardı. Oğlum, bir laf dileseydin de gitmeseydin de oraya keşke. İşin aslı neymiş baba? Umarım beni buraya getirmek için yalan söylemiyorsundur. Sakin ol, gözünü seveyim. Ben bu işin peşini bırakmam anne. Eylül'den istediğim cevabı alana kadar bu mesele kapanmayacak. Ben sana şimdi cevabın hasını vereceğim. Melek, sen bir çay yapıyordun ya hani, sakinleştiriyordu insanı. Ondan bir yap Yağız'a, haydi. Hemen yapayım Nermin teyze. Kız, çay mayımı bırak, çık dışarı. Nermin sen de dışarı çık. Adnan, ne oluyor? Nermin dışarı çıkın dedim. Kapıyı da kapatın. Madem niyetin gerçeği öğrenmek, gel yanıma da gör gerçeği. Kafandaki sorulara cevap arıyorsan, gel izle. Ne oluyor baba? Oğlum bak, Eylül seni hiçbir zaman istemedi. Bunu en başından söyledim ama dinletemedim. Onun derdi başka dedim. Sana oyun oynuyor dedim, kulak asmadı. Al gözlerinle gör. Bu ne baba? Seviyorum diye kapısını tırmaladığın kızın arkadan çevirdiği dolaplar. Gel izle. İzle de aklın başına gelsin. Bu bizim kursaklardaki ev. Evet. Sizin ev. Ama dur. Eylül'ün misafiri var. Kocası. Sen yokken eve aldığı adam. Polise gidip beni ispiyonlarsan ben de bunu polise gösteririm. Beni bu hale Yağız getirdi derim. Öldürmeye tam teşebbüsten şöyle güzel bir yatar.
Bebeğim gitti. Yaz gitti. Sevdiğim herkesi teker teker kaybettim. Allah'ım nasıl bir acı bu? Nasıl bir kalbur? Ne yapacağız Yaşar? Yaşar, müsaade et de ben bir konuşayım Eylül'le. Belki Yaz'a diyemediğini bana der. Belki hakikaten çocuğun açamadığı bir derdi vardır. Ne dersin? Yaşar, kurban olayım ne olur öyle durma. Bak korkutma insanı Yaşar, bir şey söylesene. Eylül! Yaşar, Yaşar dur, ne oluyor? Eylül. Baba. Topla eşyalarını. Bu evden gidiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Saçmalık bu. Olmuş işte. Al bu da ispatı. Senin şehir dışına çıktığın zaman gelmiş Koray. Bak görüntüye. Hiç aramıyor. Eliyle koymuş gibi eve giriyor. Yani anlaşmışlar. Kız gel demiş. O da gelmiş. Oğlum. O kızın en başından beri derdi paraydı. Sana paran için yanaştı. Ama sen anlamadın. Hayır. Eylül böyle bir kız değil. Bu ne o zaman? Oğlum anlamaya çalış. Niye eski kocasını eve aldı? Dayanamadı çünkü. Ağaya gelin oluyorum diye evden kaçıp fakirhaneye girince işin rengi değişti. Evdeki bulurdan olmayayım diye Koray'a yanaştı tekrar. 2 gün dayanamadı, 2 gün. Yeter baba! Yeter, sus artık! Sakin olun Nermin teyzeciğim. Kızım nasıl sakin olayım? Ev yıkılıyor. Duymuyor musun seslerini? Hay Allah'ım, ne dedikleri de anlaşılmıyor ki. Anca bağırdı çağırdı. Nermin teyzeciğim, isterseniz siz burada bekleyin. Ben gidip bir sessizce bakayım ne olup ne bitiyor. Gitme şimdi. Adnan hancanı senden alır. Otur sen de şöyle. O beni görmez bile. Ben gideyim bir bakayım sessiz sessiz. Eğer ciddi bir şey varsa gelip size hemen haber ederim. Siz burada bekleyin. Yazım gene evi terk etmese bari. Allah'ım şu eve artık huzur gelsin ne olur. İyi düşün Yaz. Görmeye çalış. Bu kız seni niye istedi? Zengin olduğun için istedi. Paran pulun için istedi. İspat mı? Al işte ispat. Kafana dank edene kadar izle gör. Seni bir yokladı. Baktı ki niyetin ciddi. İşin ucunda evlilik var. Koray'ı bıraktı sana kaçtı. Gelmesini ben istedim. Ben. Eylül karnında benim çocuğumu taşıyordu. O adi herifle o yüzden evlendi. Beni korumak için, bebeğimizi korumak için. Allah Allah. Seni korumak için başkasıyla evlenmiş. Bak sen, yersen güzel hikaye. Baba. Bebeğin senden olduğu ne mal? Var mı ispat? DNA testi yaptırdın mı? Hadi yaptırdın diyelim. Boşanacağı kocasını eve alan bir kızın dümen çevirmediğini nereden biliyorsun? Yapar o zille. Baba yeter. Yetmez. Kafana vura vura gerçekleri göstereceğim ben sana. Bu kız sana niye kaçtı? Avrupalarda gezecekti. Amerika'da yaşayacaktı. Adnan Ağa'nın parası gani. Oo çatır çatır yiyecekti. Baktı ki senin inadın inat. Zenginlik hayalleri suya düştü. Hemen Koray'a sarıldı. Elinde tutmak için de eve aldı. Kesin seni bırakıp onunla kaçacaktı. Baba sus. Bak sus yoksa kavga edeceğiz. Susmuyorum. Şimdiye kadar sustum, yeter. Susma. Susma Adnan Efendi. Devam et, bastır. Ben evladım elin düzenbazına yar olsun diye büyütmedim. Yaz. İşin aslını öğrenene kadar konuşacağım. Anla artık Yaz.
Baba yeter. Yeter. Ben burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Evladımı düşünüyorum da söylüyorum bunları. Hayır. Eylül böyle bir kız değil. Saçma bunlar. Eylül bunu yapmaz. E bunlar ne bakayım? Ha? Bak Yaz. Kızı istemeye gittik. İstemem dedi. Tek kelime laf etmeden kesip attı. Kapısına gittin. Rezalet çıkardın. Gene istemem dedi. Niyeti ne peki bunun? Başka bir şey var. Başka bir şey var. İyi düşün. Koray'ı eve aldıktan sonra ben size geldim. Her şeyi sineye çektim. Yeter ki oğlum geri gelsin dedim. Kapınızda yalvardım. Ama iş işten geçmişti. Koray bana gerçekleri anlattı. Eylül kesin Koray'ın bana anlattığını biliyordu. Mecbur kaldı seni terk etti. Olaylar olaylar. Benim öğrendiğimi bilmese belki oyuna devam edecektim. Ama aldattığı ortaya çıktı. Yeter! Yeter be! Yık ortalığı. Yık da rahatla. İyiydin benim. Senin dediğin hiçbir şey doğru değil. Anladın mı? Doğru değil. Yaz! Yaz orada! Adnan! Ne oldu da bu çocuk çekti gitti? Ne söyledin de bu kadar sinirlendi? Bir şey yok. Kafası attı gitti. Nasıl bir şey yok Adnan? Allah aşkına evi yıktınız. Ne oldu da bağırıp çağırıyordunuz? Oğlanın gözünü açmaya çalışıyordum Nermin. Ama zor da olsa açıldı. Merak etme. Biraz dolaşsın. Siniri yatışınca gelir. Gene terk edip gitmesin bu çocuk evi. Gitmeyecek merak etme. Düşünüp taşınıp evine geri dönecek. Adnan nereye? Yaz bir inat, bu bir inat. Of! Nermin teyzeciğim ne olur sakin olun. Bakın düzelir her şey. Hayır bir şey de demedi ki. Ne konuştunuz diyorum yok. Sen duydun mu bir şey? Ne konuştu bunlar? Ya, bir şeyler duydum tabii ama. Anlat. Ne konuşuyorlardı? Yok Nermin teyzeciğim durduk yere üzmeyeyim ben sizi. Kızım anlatsana. Nermin teyzeciğim. Bu Eylül galiba Yaz'ı eski kocasıyla aldatıyormuş. Yaz şehir dışına çıkınca eve alıyormuş bunu. Başından beri derdi paraydı. Sana paran için yanaştı. Ama sen anlamadın. Baktı ki senin inadın inat. Zenginlik hayalleri suya düştü. Hemen Koray'a sarıldı. Elinde tutmak için de eve aldı. Kesin seni bırakıp onunla kaçacaktı. Git buradan. Konuşacak bir şeyimiz yok Yaz. Ya, Eylül bunu yapmaz. Eylül bu kadar küçülmez. Korkutma beni Eylül. Babam mı geldi yoksa buraya? O ben yokken sana kötü bir şey mi söyledi? Eylül hadi. Hadi sevgilim. Koray mı yoksa? Ha? O mu söyledi sana bir şeyler? Kötü bir şey mi yaptı sana Eylül? Bu ne ya? Uçak niye kaldı? Bir şey mi yaptı? Ya, olmaz. Olmaz. Ben karımı arıyorum. Yaralı olabilir. Eylül Demirci. Eylül Demirci. Sanırım birini arıyorsunuz. Evet. Siz Eylül'le ilgili bir şey biliyor musunuz? O burada mı? Aradığınız kişi kim bilmiyorum ama bu sabah buraya kimliği belirsiz bir kadın getirdiler. Henüz ismini öğrenemedik. Ama sizin yaşlarınızda kumral, uzun saçlı, güzel bir kız. Öğreneceğim Eylül. O gün başka şeyler oldu.
Hepsini ortaya çıkaracağım. Doktor Hanım. Evet, buyurun. Benim size bir şey sormam gerekiyor. Sizi dinliyorum. Beni hatırladınız mı? Evet, hatırladım. O gün buraya geldiğim zaman zor durumda olan bir hastanızdan bahsetmiştiniz. Hatta odasına bakmıştık. Evet, odasında yoktu. O kızın başına tam olarak ne gelmişti? Bakın doktor hanım, eğer o kızı benim aradığım kızsa başına geleni öğrenmem gerekiyor. Ya biri sonra kötülük yapmış olabilir. Bakın, size bilgi veremem çünkü zaten biz de adını bilmiyoruz. Kaydı, kimliği yoktu. Sonra da öylece kaybolup gitti. Şey, kamera kayıtları. Hastanenin kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Kusura bakmayın, benim öyle bir yetkim yok. Şey, bir saniye. Bu. O kız bu muydu? Doktor hanım, bakın hayat memat meselesi. Bu kızın başına ne geldiğini benim öğrenmem gerekiyor. Bir şey söyleyin. O kız bu kız mıydı? Üzgünüm. Size bilgi veremem. Bilmem gerekiyor doktor hanım. Bakın hayat memat meselesi diyorum. Benim için çok önemli. Bu çok hassas bir konu. Bu kız benim sevgilim. Hayattaki her şeyim. Bana yardım edin. Edemem. Bakın kusura bakmayın ama hasta mahremiyeti diye bir şey var. Müsaadenizle. Kamera kayıtlarına bakmak istiyorum. Tamam. Güvenliğe gidin. Onlara sorun. Ama benim bildiğim savcılık onayı olmadan size o kayıtları göstermezler. Ama siz yine de bir deneyin. İyi günler. Kahretsin ya. Eğer düşündüğüm gibiyse, eğer Koray kılına bile zarar verdiyse, işte o zaman seni mahvederim. Takip et beni. Kamera kayıtlarını buldun mu? Hallettim. Söylediğim tarihler mi? Hepsi burada. Güzel. Sizden bir ricam olacak. Hasta şu an sarsılmış durumda. Lütfen ona çok fazla soru sormayın, yormayın, tamam mı? Şimdi gerçekleri öğreneceğim Eylül. O gün hastanede kız sen miydin? Koray sana bir şey yaptı mı? Hepsini öğreneceğim. Burada yok. Burada da yok. Poliklinik katının kayıtları var mı? Evet var. Bu zaten yatış katıydı. Sen benim gösterdiğim kadının fotoğraflarına iyice baktın mı? Atlamış olmayalım. Baktım abi, merak etme ama görüntüler bunlar. Yani aradığın her kimse kamera açılarına girmemiş. Anlaşıldı. Gerçeği öğrenmenin tek bir yolu kaldı. Hadi kızım acele et. Nermin teyzeciğim, burada bifteklik et varmış. Ben bunu dolaba kaldırıyorum. Dur kızım dur. Ne yapıyorsun? Kurbanı biz kestik. O etten bizim mutfağa girmeyecek. Koy onu da torbaya. Hadi. İki koca dana kestirdim Nermin Hanım. Nasıl, kasap torbalara iyi pay etmiş mi? Yapmış yapmış. Hem zaten oğlum o musibetten kurtuldu ya. Değil ki. Beş dana bile kessek azdır. Haklısın vallahi. Hem fakir fukara da doymuş olacak. İyi oldu, boşver. Oğlan gerçekleri öğrenince perişan oldu. Ama yapacak bir şey yok. Alışacak. Zamanla unutur. Ben unuttururum. Hadi ben gidiyorum. Yağız uyanınca bana haber verin. Belki şirkete çağırırım onu. Genç adam. Kafasını meşgul etmek lazım. Hadi eyvallah.
Akşama benim kaburga dolmasını yapmayı unutmayın ha. Tamam tamam haydi. Allah'a ısmarladık. Hay vallahi düşündükçe benim için fena oldu. O Eylül'ün gülen yüzüne ben de kandım. Oğlumu gerçekten seviyor sandım. Arka çıktı. Gözü kör olasıca. İstemeye bile gittik. Teyzeciğim, Eylül zaten böyle biriydi. Saf görünenden korkacaksın. Ama neyse ne. Sen... Şu son torbaları da şey yap, şoförü ver, tamam mı? O dağıtacağı yeri bilir. Haydi. Bunu yapmaya mecburum. Şifresi. İşte buradasın. Bakmıştım. Seni göremeyince merak ettim. Nermin teyzelerin odasından bir şey mi lazım? Ben yardımcı olayım. Hallettim ben Melik. Yağız, Yağız bir dur. Bak bir şey söyleyeceğim. Birazcık konuşalım mı? Hem bana anlatabilirsin her şeyi. Ben seni dinlerim. Melek, çıkıyorum. Yağız bir dakika. Oh, her şey tamam. Oğlum, bak ne yaptım. Gözleme. Senin en sevdiğinden. Gel otur da yer. Ha, öğle yemeği yerine yersin. Sağ ol anne ama benim çıkmam lazım. Önemli bir işim var. Oğlum, hiçbir şey yemeden olur mu öyle? Annem. Kurban oldum. Bak, kendini üzme. Ha. Ben artık senin hep yanındayım. Ne olursa olsun yanındayım. Bak baban da senin yanında. Artık kendini üzme daha fazla. İstemeden de olsam seni üzdüm. Affet. Yavrum, sen beni üzmezsin. İstesen de beni üzemezsin. Ama sen üzülürsen... İşte ben o zaman üzülürüm. Ben bir tek sana kıyamam. İyi hadi. Hadi git. Git ama akşam gel. Heh, babana söz verdim. Kaburga dolması yapacağım. Eğer geç kalırsam beni beklemeyin. Allah'a ısmarladık. Ahlaksız kızınızla konuşmaya geldim. Hesap sormaya geldim.
Ne oluyor be Eylül? Sen bizden ne gizliyorsun? İyi, çok şükür. Çok şükür düştü ateş. Gel bakayım, gel. Şu havluyu da şöyle koyalım. Toparlarsın artık şimdi. Gel yat bakayım. Yat şöyle. Anne. Babam beni Kore'ye götürmeyecek değil mi? Yavrum ne oluyor? Ha? Niye bu kadar korkuyorsun sen bu Kore'ye gitmekten? Bak Eylül. Tamam Kore'yi istemiyorsun. Yaz istemeye geldiğinde niye hayır dedi? Kızım. Senin sessizliğin de aynı babanınki gibi ha. Korkutuyorsunuz beni. Ne zaman ikiniz de böyle sessiz sessiz dursanız arkasından hep büyük bir şey çıkıyor. Annem. Hadi kızım. Hadi annem. Anlat bana ne olup bittiğini. Bak baban işlerini halletmeye gitti ama. Dönünce götürecek seni Koray'ın yanına. Ne oluyor Eylül? Ne oluyor yavrum? Anlat bana kızım. Anlat da yardım edeyim ben sana. Sen eskiden her şeyi ilk bana anlatırdın. Hiçbir şeyini saklamazdın. Hani ilkokulda koroda bir çocuk vardı. İlk gelip bana söylemiştin. Sonra lisede basketçi bir oğlan vardı. Ne çok anlatmıştın. Sırf merakımdan gidip basket maçı izlemiştim. Yine anlat anne. Saklama benden. Sen bu yaza niye hayır dedin? Niye istemedin kızım? Koray'ı ele almış, ele! Yaz'la kaçtığı yetmemiş gibi bir de Yaz evden çıkıp gittikten sonra Koray'ı eve alıyormuş. Yavrum. Sevmiyor musun sen bu Yaz'ı artık? Ne sevmemesi annem? O benim her şeyimdi. Çocuklarımın babası olacaktı. İyi günlerimin hepsini onunla geçirecektim ben. Kötü günümde beraber paylaşacaktık her şeyi. Ömrümü geçirmek istediğim tek adamdı benim. Yavrum, niye istemeye geldiğinde hayır dedin o zaman? Bu çocuk fena bir şey mi yaptı sana? Hayır anne. Yaz benim tanıdığım en düzgün adam. O istese bile kıramaz beni. Tamam o zaman. Madem bu kadar iyi, madem sen bu kadar seviyorsun bu çocuğu... Koray'ın ne işi vardı sizin evinizde? Ne diyorsun sen? Dün Nermin Hanım geldi. Yaz şehir dışındayken Eylül Koray'ı eve almış dedi. Eylül. Ne oluyor yavrum? Senin bana anlatmadığın başka ne var kızım? Eylül, bana gerçeği anlatman lazım çocuğum. Yaz'ı bu kadar severken gerçekten Koray'ı eve aldın mı? Ben hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Uyumak istiyorum sadece. Uyuyacağım. Eylül, ne uyuması kızım? Senin şu anda ortalığı yıkıyor olman lazım. Senin şu anda herkesin karşısına geçip yok öyle bir şey demen lazım. Ben Koray'ı eve almadım. Ben Yaz'ı seviyorum. Ben Yaz için anamı babamı karşıma aldım. Koray'la bir ilişim yok benim demen lazım. Eylül. Bir şey söylemeyecek misin?
İyi çocuğum, iyi madem. O zaman benim de senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Baban gelsin, beraberce götüreceğiz seni Koray'ın evine. Hayır, hayır, beni o adamın evine götürme, ne olursun beni ona gönderme anne, ne olur, ne olursun. Eylül, anlat o zaman kızım, anlat. Gerçekten Koray'ı o eve aldın mı, doğru mu? Doğru. Allah kahretsin, doğru. Nermin Hanım'ın söylediği her şey doğru. Kızım, anlat yavrum. Anlat kızım. Ne doğru? O gün Yaz gitmişti iş görüşmesi için. Ben evde yalnızdım. Sonra Koray geldi. İstemedim. İçeri almak istemedim. Anne, yemin ederim istemedim, istemedim. Tamam kızım, tamam. Dinlemedi beni. Son kez bir şey konuşacağım seninle dedi. Sonra eve gidelim dedi. Beni götürmek istedi. Ben istemeyince ona bir şey oldu. Çok tuhaftı. Garipleşti. Sonra gözü dönmüş anne. Ben bıçak bile aldım. Ama direnemedim. Bıçak elimden düşürdü. Ben hiçbir şey yapamadım anne. Hiçbir şey yapamadım ben. Yavrum. Yavrum. Oğlumun canını nasıl da acıttı. Melek yüzlü şeytan. O eskiden de böyleydi Nermin teyzeciğim. Hep saman altından su yürütürdü. Koray'ı evine nasıl alır? Utanma, arlanma da kalmamış. Tövbe tövbe. Öyle öyle, maalesef. Ya Yaz onları görseydi birlikte? Heh, ne olacaktı o zaman? Delirirdi benim çocuğum. Gözü dönerdi. Katil olurdu. Allah korusun. Ay Nermin teyze. Allah korusun. Zaten morali çok bozuktu. Acaba nereye gitti? Fark ettim ben de, fark ettim de. Canı sıkkın diye bir şey de soramadım. Ama aklım onda kaldı. İnşallah gene o Eylül'e gitmemiştir. Ben sizin odanızdan çıkarken gördüm. Gel bir konuşalım, iki sohbet ederim dedim ama. Bizim odamızdan çıkarken mi gördün? Evet. Bir dakika, bir dakika. Ne işi vardı ki bizim odamızda? Bilmem. Allah korusun. İnşallah aklıma gelen başıma gelmemiştir. Aa, Nermin teyze. Nermin teyze, ne oldu? Yok. Yok, yok işte, yok. Ne oldu Nermin teyze, ne yok? Silah. Silah yok. Ya silah almış. Eylül yüzünden katil olacak benim yavrum. Hop 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 hop. Git buradan. Bir şeyimiz yok Yaz. Bedelini ödeteceğim. Bana öyle bakmana kim sebep olduysa bedelini ödeyecek. Sana o sözleri kim söylettiyse bunun hesabını soracağım.
Ömer! Aç kapıyı, aşağılı gelip aç! Aç kapıyı, aşağılı gelip aç! Koray! Orada olduğunu biliyorum, kapıyı aç! Koş. Koş. Oğlum o kız yüzünden katil olacak. Yetişmemiz lazım. Yetişiriz Nermin teyzeciğim. Yetişiriz. Sen hiç merak etme. Yaz'a bir şey olursa o kızı kendi ellerimle gebertirim. Ben Yaz'ı çok seviyorum. Sonra çekti gitti. Adnan Bey'e anlatmış eve geldiğini. Eylül aldı beni demiş herhalde. Nermin teyze de oradan biliyordur. Ben istemedim. Ben istemedim anne, yemin ederim. Yapma dedim. Öldür beni ama yapma dedim. Dinlemedin. Yavrum. Allah'ım koruyayım, belasını versin. Nerede o? Yine mi sen? Ne istiyorsunuz? Ne oluyorsunuz be? Çıkın. Çıkın şuradan. Çıkın evimden. Nermin teyze. Seni ahlaksız. Çıkın şuradan. Benim kızıma kimse dokunamaz. Bana bak. Çık git dışarı. Kimse benim çocuğuma dokunamaz. Kimse. Affettin benim oğlumu. Oğlum senin yüzünden katil olacak. Ne diyorsun beni katili? Evden silah alıp çıkmış. Nerede o? Veda eder gibi çıktı gitti oğlum. Nerede? Buraya mı geldi? Yazmaz yok burada. Gidin evimden. Çıkın. Koray'ı bulmaya gitmiş olmasın? Neredesin Koray? Neredesin hırsız düşmanı? Olmuş işte. Al bu da ispatı. Senin şehir dışına çıktığın zaman gelmiş Koray. Düşündüğüm şeyi yaptıysan, Eylül'e bir zarar verdiysen, işte o zaman seni mahvederim. Koray! Hayırdır lan? Yürü eve. Ne eve oğlum? Sana yürü eve gidiyoruz dedim. Başımıza ördüğün çorapları gör. Oğlum senin yüzünden hapislerde çürüyecek. Mahvettin ailemizi. Sakin ol Nermin teyze, sakin ol. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Benim çocuğumdan uzak dur. Yoksa. Yoksa ne? Yoksa ne? Sizi insan yerine koyduk be. Başımıza gelenlere bak. Bana bak. Benim oğlumun başına bir şey gelirse şu dünyayı başınıza yıkarım. Ande olsun ki şu dünyayı başınıza yıkarım Nurhan Hanım. Duydunuz mu beni? Elinden geleni ardına koyma. Önce bir Yağız'ımı bulayım. Önce bir Yağız'ımı bulayım. Sizinle ondan sonra ilgileneceğim Nurhan Hanım. Kızım, şu Yağız'ı bulalım. Bir delilik etmeden bulalım onu. Hayırdır, ne oluyor? Ne olduğunu sen daha iyi biliyorsun Koray. Anlat. Neyi? Ben şehir dışındayken benim evime girmişsin. O gün evde ne oldu? Eylül'e zorla bir şey yaptın.
Gözlerimin içine bak. Senin işin bugün bitecek. Eylül'e yaptıklarının cezasını çekeceksin. O eve zorla girdin. Eylül'e zorla dokundun. Her şeyi biliyorum. Seni mahvedeceğim Koray. Senin işin bugün bitecek. Allah'ım, ne olmuştu Niyaz, bir delik yokmuş olmasın. Sen kız değil, yılan yetiştirmişsin, yılan! Eylül, Eylül'üm nerede? Ben ne bileyim senin kızını, ha? Kim bilir ne işler karıştırmaya gittiğini. Nermin teyzeciğim, gel biz Niyaz'ı bulmaya gidelim artık, hadi. Hadi gidelim, gel. Bana bak. Benim oğlum Koray değil. Benim oğlum onurlu, gururlu çocuktur. Öyle aldatılmayı falan hazmedemez. Yeter be yeter! Senin çocuğun değerliyse benim kızım da değerli. Bana bak. Benim oğlumun başına bir şey gelirse, benim oğlum senin kızın yüzünden katil olursa, vebali sizin boynunuza. Bunun hesabını sizden fena sorarım. Şu dünyayı da, bu evi de sizin başınıza yıkarım Nurhan Hanım. Yıkarım! Duydunuz mu beni? Ne yapıyorsan yap! Elinden geleni ardına koyma! Yürü, yürü! Eylül'ler kızı. Ya ne diyorsun anlamıyorum. Ne dediğim ortada! O gün evde Eylül'e neler yaptığını biliyorum. Her şeyi öğrendim. Bir de senden duymak istiyorum. Anlat Koray! Anlat. Hayat, sakın, sakın. Anlat! Sevdiğim kadına ne yaptın? Söyle. Söyle kesin cezanı. Demek konuşmayacaksın. Yürü gidiyoruz. Nereye? Gidince anlarsın nereye gittiğimizi. Yürü. Nereye lan? Ya dış önüme be! Kendine gel. Ben hiçbir yere gitmiyorum oğlum. Sana geliyor musun diye sormadım Koray. Yürü! Tamam indir lan şunu. İndir lan geliyorum. Benim oğlum senin yüzünden katil olacak. Aldatılmayı sindiremedi içine. Yediremedi oğlum. Heh. Eylül sana şimdi tüm gerçekleri anlatır. Sen bekle bakayım burada. Koray! Eylül? Yaz burada. Saçma sapan şeyler söylüyor. Benim masum olduğumu söyle. Ben seni hiçbir şey için zorlamadım, tamam mı? Gel Eylül, gel. Gel. Gel de şu hale bak. Gündüz vakti evimiz basılıyor. Tehdit ediliyorum. Rezalet ya. Eylül. Şuna söyler misin ha? Sen benim karımsın. Ben sana zarar verir miyim hiç? Yalan konuşma. Sesini kes. Eylül. Bana bu işin gerçeğini anlat. Hiç kimseden korkmadan anlat. Bu adi herif sana bir şey yaptı mı? Sen böyle yapmazsın Eylül. Sen beni bu kadar kolay bırakmazsın. Bu işin içinde bir iş var. Bu şerefsiz sana bir şey yaptı mı? Evet. O gün bizim evimize geldi. Sonra ben git dedim, istemedim içeri almak. Dinlemedi. Bir şey konuşacağım seninle dedi. Çok önemli bir şey. Son
son defa konuşacağım dedi. Git dedim. İstemedim içeri almak. Dinlemedi. Eylül, yapma. Kes sesini! Eylül, ben buradayım. Korkma lan, anlat. Sonra... içeri girdi. Ben elime bıçak aldım. Kendimi korumaya çalıştım. Ama yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Yapma dedim. Öldür beni ama ne olursun bana bunu yapma dedim. Ama dinlemedi. Yemin ederim ben istemedim. Şerefsiziz. Geberteyim mi lan şimdi seni ha? Geberteyim mi lan? Yaz yapma. Yaz. Yalvarırım yapma. Bak yalvarırım. Hataydı. Özür dilerim. Nasıl yaparsın lan? Hı? Nasıl kıyarsın? Yaz. Yalvarırım yapma. İlli kanı bulama ne olursun. Bırak şunu hadi. Yaz. Yalvarırım yapma. Şeytana uydum diyorum. Bak özür diliyorum. Ne hazır lan? Ha? Ne hazır lan? Hadi. Senin nefes almaya hakkın yok artık. Eylül! Anlat Eylül, anlat! Bana bir şey anlat! Bu adam sana bir şey yaptı mı Eylül, anlat! Eylül, konuşsana. Bir şey yok desene şuna. Sen konuşma. Eylül söyle. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Oğlum senin yüzünden! Hapislerde çürüyecek. Mahvettin ailemizi. Hadi sevgilim. Hadi canım benim, hadi. Doğruları anlat da öğrensin Yaz Efendi, hadi. Sana sus diyorum. Bak sabrımı taşırıyorsun. Dur. Dur yapma Yaz. Dur. Bırak onu. Bırak. Onun bir suçu yok. Suçsuz. O bana zorla bir şey yapmadı. Eylül, bu adamı korumaya çalışma. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Yapmadı dedim. Yapmasaydı sen böyle olmazdın. Seni istemeye geldik. Bana hayır dedin. Biz birbirimizi seviyoruz Eylül. Her şey yolunda giderken sen benden vazgeçmezsin. Seni tanıyorum. Şimdi bana işin gerçeğini anlat. Gerçekler bunlar. Ben bilemedim böyle olacağını. Eylül. O bana zorla bir şey yapmadı. Onu eve ben çağırdım. Yalan söylüyorsun. Senin gözlerin içine o kadar çok baktım ki ben. Gözlerinde ne demek istediğini biliyorum Eylül. Beni kandıramazsın. Sen benim canımsın. Kıymetlimsin. Senin tırnağına zarar gelse ben ölürüm Eylül. Bu adam sana bir şey yaptı. Bana anlat Eylül. Yalan söyledim de. Onu eve almadım, yapmadım de hadi. Yeter lan! Çek lan ellerini karnımın üstünden. Koray! Lan sen hala konuşuyor musun lan? Konuşma lan! Yaz, yaz, dur! Yaz, dur! Yaz, dur! We'll be right back.